Karşınızda Mercedes EQC 400. Alt yazı yazmıyor. Tamam. Nalet nalet. Ben göstereyim, sen geç işte öyle. Olur. Tamam, olur. Çıkıyor mikrofon. Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Yağ Lambası kanalı olarak bugün sizlere Mercedes EQC 400 modelini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, Mercedes'in ilk elektrikli otomobili olan EQC 400 bugün sizlere anlatacağımız aracımız. Şimdi baktığınızda Mercedes EQ olarak elektrikli araçlarını üretmeye başlayacağını 2016 yılında bizlere bildirdi. Ve ilk elektrikli aracını EQC 400'ü de 2019 yılında bizlerin kullanımına sordu. Fakat Türkiye'de 2020 yılından itibaren gelmeye başladı. Şu anda hali hazırda toplamda malum ilan sitelerinde 138 artı diğer ilan sitelerinde de 13 tane, yani toplamda 150-160 tane bu araçlar şu an ülkemizde satışa sunuluyor. Kullanım olarak da alıp da kullanmaya başlamış olanlar muhtemelen vardı. Şimdi istiyorsanız yavaştan aracın özelliklerine doğru geçelim. O aralarda da sizlere elektrikli araçlar nedir, nasıl kullanılıyor, bu araçta özellikle EQC'nin ne farkları var, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz EQC 400'ün kaçtı şey. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz EQC 400'ün 408 beygiri bulunuyor. Aynı zamanda 765 kN/m torku var. Şimdi uzunluklarından bahsedecek olursam, arabanın önünden arkasına kadar olan uzunluğu 4.7 metre. Şimdi lastiklerinin merkezlerinden iki arası uzaklığı 1.6 metre. Aynı zamanda tabandan tavana kadar olan uzaklığı da 1.6 metre. İki lastik arasına baktığımız zamanki uzunluğu da 1.8 metre. Arkadaşlar, baktığınızda öncelikle aracın tasarımından bahsetmek istiyorum size. Şimdi bilindik bir Mercedes tasarımı var, klasmanı var. Hani kendine özel zaten Mercedes tasarımını yapıyor. Ama bu arabada elektrikli bir araba. Yani elektrikli araçta neler olmalı ya da nasıl olmalı? Mercedes burada neler yapmaya çalışmış? Biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi baktığınızda aracın Mercedes tasarımından çok fazla ayrılır bir yanı yok. Yine standart Mercedes havasını kendinde, bünyesinde barındırıyor. Fakat Mercedes bu otomobilinde elektrikli araç olmasından mütevellit. That's the wrong number. Burayı tekrar alıyor. Mercedes bu otomobilinde elektrikli araç olduğu için biraz daha teknolojiyi aracın dış tasarımına yansıtmak istemiş. Arkadaşlar, dedik ki Mercedes'in ilk elektrikli otomobili, ilk kez piyasaya sunduğu, ben elektrikliyim artık %100 olarak elektrikli kullanacağınız dediği otomobili, baktığınızda çok da tasarımından farklı bir yere çıkmamış aslında Mercedes. Yani burada yine aynı standartta aynı kalitesini korumaya devam etmiş. Koruduğu kalitesinde ve standartında da elektrik olduğu için, yani elektrikli aracı olduğu için ufak dokunuşlar yapmış. Bir elektrikli araba yapıyorsunuz, artık diğer yakıt türlerinden farklı bir şeye geçiyorsunuz. Bambaşka bir dünya, bambaşka bir serüven. Ve burada aracınızın aerodinamiğini de ona göre yapmak zorundasınız. Mercedes de bunların hepsini göz önünde bulundurarak bu aracını bu şekilde tasarlamış. Arkadaşlar, EQC 400'ün segmenti şu an ülkemizde SUV olarak geçiyor. Yani bildiğimiz SUV olarak geçiyor. Normal hatch segmenti bir araba. Aslında baktığınızda bu araç çok da SUV olabilecek bir araç değil. O büyüklüğe sahip bir araba değil. Tamam, hatch segmenti SUV diyoruz ama bence bu araba crossover segmentine alabileceğimiz, o şekilde bahsedebileceğimiz bir araba. Çünkü aracımız D segmenti bir aracın tabanına yerleştirilmiş, biraz lastikleri ve ebatları büyüterek oturtulmuş bir araba. SUV olarak bahsetmek bence çok doğru değil bu araba için. Şimdi arkadaşlar, arabamıza geldiğimizde tasarımından bir daha bahsedecek olursak, Mercedes elektrikli otomobilinde dediğim gibi çok kendi standartlarından ayrılmamış ama biraz da onları yansıtmaya çalışıyor. Mesela bizim aracımızın rengi mavi, çok fark edilmiyor olabilir ama bu araç farklı renklerde geldiği zaman farlarımızdaki bu ince mavi detaylar tamamen teknolojiye ayak uydurmaya çalıştığının bir göstergesi olarak burada düşünebiliriz. Şimdi aracımız
normalde şu anda dediğim gibi zaten Mercedes şu anda tek arabası, çok da fazla yani abartılmış paketleri yok. Tabii içerisindeki özellikleri siz kendiniz talep edebiliyorsunuz ama işte A'sı, B'si, C'si diye çok fazla şu anda uzamıyor. Çünkü neden? Zaten bir tane EQC'miz var elimizde. Bu da EQ'da, yani normalde EQ ile başlıyoruz. EQ'nun altında şu anda sadece C'miz var. O da şu anda EQC 400'ümüz. Şimdi aracımızda şu anda dış görünüm olarak alabileceğiniz iki paketimiz var. Bir AMG paketimiz var, bir de normal standart diye geçiyor yani comfort, yani standart yapılmış olan paketimiz var. Şimdi burada neler değişiyor biraz size onlardan bahsedeyim. Şimdi AMG dediğimiz zaman zaten Mercedes AMG araçlarında daha hırçın ve daha beygiri yüksek arabalarda AMG paketini kullanıyor. Bizim EQC'mizde de görmüş olduğunuz aracımızda şu anda AMG paket. Şimdi burada neler değişiyor size biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi baktığınızda ön panjurumuz tamamen farklılaşıyor. Aslında çok da bu iki paket arasında aşırı bir farkımız yok ama ufak dokunuşlar yapmış. Yani beygir olarak da güç olarak da çok fark yok. Şimdi ön panjurumuz değişiyor. AMG olduğu zaman üst tarafımızda sunroof ekleniyor. Yani dışında, önünde ve üstünde farklı başka değişiklikler yok. Aynı zamanda AMG olduğu zaman da jantlarımız değişiyor. İki paket arasındaki genel farklar bunlar. İç tarafa geçtiğimizde de iki paket arasındaki farklardan yine sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar aracımız önünde burada gördüğünüz difüzörler bulunmakta. Bunlar tamamen havanın ve aerodinamiğin özellikleri olacak şekilde yapılmış. Yani tamamen gerçek bir gösteriş falan için değil. Şimdi aracımızın yanına geçelim. Biraz oradan bahsedelim. Arkadaşlar dediğim gibi AMG paketimizde bu aracımız AMG olduğu için jant da bu şekilde bir farklı olarak geliyor. Şimdi burada Mercedes şöyle bir fark yapmış. Buraya çok güzel bir detayı yazmış. EQC olduğunu. Artık bu demek oluyor ki ben buradayım. Ben artık elektrikli aracım ismini burada yansıtıyor, veriyor. Baktığımızda yan tarafında çok da farklı bir özellik yok. İşte ayna kapağımız, tutamaçlarımız yine zaten krom burada. Burada basamağımız. Arkadaşlar aracın önünden bahsettik, ön tasarımdan bahsettik. Biraz da istiyorsanız yavaş arkaya geçelim. Bir bagajı açalım, bir onu görelim. Bakalım orası neymiş. Haydi. Arkadaşlar bagaja bir bakalım. EQC'nin arka tasarımına baktığımız zaman bizi bu şekilde birleşen stoplar karşılıyor. Bunlar aynı zamanda yani ışıkları da var. Yani stop yaptığınız zaman frene bastığınızda bu şekilde toplu bir yanması var. Burada da biraz daha teknoloji ve yeniliği göstermeye çalışmış. Yazı olarak EQC 400'ümüz burada yazıyor. Aynı zamanda aracımız formatik, yani 4 çeker. O yüzden 4 çeker yazısı da burada yazıyor. Arkaya baktığımızda çok karışık bir sistem yok. Ya da hani kendinin heybetini gösterdiği ya da daha farklı durduğu bir sistemimiz yok. Bagajına bakalım. Bagajımızın hacmi 500 litre arkadaşlar. Yani ortalama normal bir arabadan çok bir farkı var mı derseniz çok da büyük olarak, aşırı olarak bir fark yok. Zaten videomuzun başında bahsetmiştim. Yani bu araba SUV olmasına rağmen D segmenti bir tabana yerleştirildiği için çok da büyük bir şeyler beklemek doğru değil. Şimdi bu bagajımızda tabii şöyle bir sistemimiz var. Koltuğumuz bu şekilde yatıyor. Bastığımızda geri topluyor mu? Geri toplamıyor. Onu elimize kendimiz topluyoruz. Çıkmıyor. Şu an hali hazırdaki bagajımızın litresi 500 litre. Dediğim gibi bu şekilde siz aracı, yani koltukları da kaydırdığınız zaman burada daha büyük, daha fazla geniş bir alana sahip olabiliyorsunuz. Ama böyle yaptığınızda da arkaya oturacak yolcu olmamış oluyor. Koltukları da düzeltelim de. Arka yaşam alanına baktığımız zaman devasa bir kapımız burada yok. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi benim boyum 1.75, yani ortalama bir Türk erkeğinin boyunda olduğumu düşünüyorum. Şimdi kafamla tavan arasındaki mesafe tahmini şu kadar bir şey. 5 parmak diyebiliriz. Yan yana koyduğunuz 5 parmak diyebiliriz. Bir karışı %75 karış gibi bir şey. Şöyle baktığımızda çok dar değil içi. Zaten o kadar da dar olması beklenemez. Sonuçta H segmenti SUV bir araba olarak geçiyor. Ne kadar ben crossover desem de. Yani genel olarak iyi. Zaten iç koltuk dizaynına baktığımızda koltuklarımız deri.
Bu paketten pakete değişmiyor. Sadece iç döşemeler değişiyor. Yani şu anda alabileceğiniz 200'lerin tamamında koltuklarınız deri olarak gelecek. Aynı zamanda cam tavanımız yok. Sadece küçük bölme sunroofumuz var. Baktığımızda başka burayla ilgili söyleyeceğim. Burada bizim yine aynı zamanda ses sistemlerimiz var. Bu arabada 3 boyutlu bir ses, yani surround diye geçen ses kaplama, yani araca bindiğiniz zaman aynı bir konserdeymiş gibi etrafınızdan sesler gelebilecek bir ses donanımıyla donatılmış bir araba. Yani gayet Mercedes 2020 model bir Mercedes araba, ne kadar elektrikli de olsa çok sağlam bir iç donanım yine var. Şu şekilde güzel bir çıtamız var burada. Aynı zamanda farklı bir detay katmış. Yani Mercedes o spor tifliğinin yanında biraz da klasik bir hava katmış burada. Kaput tutamacımız bu şekilde deri kaplanmış. Gayet güzel olmuş bence açıkçası. Şimdi aracın üst bu paneline baktığımızda burayı farklı bir kumaştan kaplamışlar. Alkantra ile deri arasında, yani hafif alkantra gibi olmuş ama o alkantranın tam net özelliği yok. Yani gayet güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Ha, bunların dayanım süresi ne kadar olur ya da ne kadar uzun süreli dayanır, tabii ki bu kullandıkça değişecek şeyler. Şimdi arkadaşlar, iç hacmi arabamızın genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi çok küçük değil, çok büyük de değil. 5 kişilik bir ailesi var mı? Bana kalırsa biraz zorlanırlar. Tam 4 kişilik yapılmış bir araç. Yani arka tarafa normal SUV bir araçta 3 kişi çok rahat oturabiliyorken bu araçta 2 kişi rahat yolculuk yapabilirsiniz. Şimdi biraz size elektrikli arabalardan bahsetmek istiyorum. Bu elektrikli araba, hani var tamam eyvallah, şu anda biz kaydını yapıyoruz, çekimini yapıyoruz ama ya elektrikli arabalarda neler var? Şimdi bizim elektrikli araba dediğimiz zaman 4 çeşit elektrikli arabamız var. Bunlardan hybrid dediğimiz var, plug-in hybrid var, bir de range extender var, bir de şu anda tam içinde oturduğumuz test konu olan aracımızda da olduğu gibi %100 elektrikli olan model araçlarımız var. Şimdi hybrid dediğimiz modelimiz, yani hybrid diye de bizim sürekli aslında konuştuğumuz, bize yerleşen, yani elektrikli araç dediğimiz zaman ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi olduğu için. Şimdi o araçlarda şöyle bir sistem vardı. Genelde biz Türkler olarak da, yani herkesin aklına bilinen, hybrid dediği zaman elektrikli araç aklına gelirdi. Aslında hybrid demek, yani melez anlamına geliyor. Melezde şu oluyor, iki çeşit yakıtı kullanabilen araçtır. Normalde baktığınızda yakıt olarak bakacağız, bir de motor olarak bakacağız. Yakıt olarak baktığınızda LPG'li ve benzinli arabalar da hibrit oluyor yakıt teknolojisinde. Ama motor olarak baktığınızda bu hybrid olarak tam anlamıyla bizim de bildiğimiz şekilde kullanılabiliyor. Motorda nasıl oluyor? Hibrit arabalarda içinde iki çeşit motor oluyor. Normal içten yanmalı motor ve elektrikli motor. Burada elektrikli motorlarımız aracın normal içten yanmalı motorunu sadece destekliyor. Plug-in hybrid dediğimiz, yani ikinci bahsedeceğim elektrikli araç olan da plug-in dedim. Normal plug-in zaten bir yere takma, elektriği takma olarak geliyor. Burada da aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Aynı şekilde yine içten yanmalı motorumuza destek oluyor. Ama burada sadece ne var? Ekstradan siz elektriği de aracınıza vermiş oluyorsunuz. Hibritte böyle bir şey yoktu. Range Extender dediğimiz tipimizde ise burada sadece, yani diğer hibritte aracın çekişini ve gücünü etkilerken, motora o şekilde bir yardım yaparken, Range Extender araçlarımızda ise aynı zamanda mesafeyi, yani range'ini uzatıyorsunuz. Mesafe uzatma amaçlı bu Range Extender kullanılıyor. Bir de şu anda da hali hazırda anlattığımız %100 elektrikli aracımız var. Aracımız %100 elektrikli bir şekilde çalışıyor ve yeni teknolojiye kafa tutan araçlarımız bunlar. İstiyorsanız bir de kaputun altına bakalım. Orada göstereceklerim var. Ondan sonra yavaştan içeriye geçebiliriz. This is the future. We'll be right back.